Yani mesela geçen hafta Pelkas iyi oynamadı diyor. Zaten bir kere hepimizin bildiği bir gerçek var. Serkan sürenden çalmaya çalışmıyorum da. Yani bildiğimiz hepimizin süresi. Bir bil, bil, bildiğimiz bir gerçek var. Oyuncu oynayarak belli bir tava gelir. Sen oyuncuyu oynatmadın diyor ki uzun süredir oynamadığı için beklentilerim karşılı. Ya zaten uzun süre oynatmıyorsan oyuncu beklentini karşılayamaz. Şimdi bu Pelkas'ı biz geçen sene izlediğimiz Pelkas'ın kardeşi miydi buradaki? Yani herhalde bir ikiz kardeşi falan. Yüzde yüz doğru bilgi söylüyorum size yüzde yüz. Her antrenmanda mutlaka son dönemde Pelkas'a övgüler yağdırıyor. Vitor Pereira. Evet. Her <laughs> antrenmanda. Ve e, hemen hemen herkesin ortak görüşü Fenerbahçe antrenmanlarında bulunan. Bunlar gerçekten bilgi. Hı? Yani yalanlanmayacağını da göreceksiniz. Antrenmanların en başarılı, en hırslı ve en iyi performansı da Pelkas olarak gözüküyor. Ve o Pelkas 84. O dakikada oyuna O kadar iyi her antrenmandan sonra "Aferin, işte böyle. Sen çok büyük futbolcusun falan." diye övgüler insanların duyacağı şekilde söylüyor. Sonra bir dakika bile süre vermiyor. Transfer edilmesin diye <laughs> şöyle Delirtecek varlık varlık herhalde çocuğu. çocuğu herhalde. Ne? Delirtecek ne? herhalde. Niye gülüyorum biliyor musun? Herhalde şöyle söylüyordur. Pelkas sen süpersin falan dediğinde eyvah bu haftada yokuz yine pro kaldır diye herhalde. <laughs> öyle ha, galiba öyle düşünüyor. Yani <laughs> ya. bak ya gerçekten aa, hakikaten tüm Fenerbahçelilere ya. sabır diliyorum. Fenerbahçeli olmaya da gerek yok. Pereira'dan dolayı mağdur olan insanlara sabır dilemek için. Her futbol sebebiyle sabır diliyorum. Ya Ahmet Hocam ne güzel anlattı. Stoper alırsın. Alırsın bir tane hücumcu koyarsın. Kenarda Pelkas varken Muhammed'i koymazsın. Hadi onu da yaptım. Bir şeye inandım. Bizim bilmediğimiz bir Muhammed yönü var. Mesela 35 metreden hafif çaprazdan çok iyi fırık kullanıyor falan. Bir şey var ya da bilmediğimiz bir hava hakimiyeti var. Duran toplarda şişirmede gelecek kafa vuracak falan diye aldın diyelim. Abi ben o sahiyi stoperde gördüğümde başımdan aşağı benim ben hani izlerken öyle bazı programlarda tabloit programlarda izlerken başkası adına utanırsınız. Ben o sahiste gördüğüm an çok garip duygular e, hissettim hocam. Yani şöyle söyleyeyim olamaz böyle bir şey bence ya. Şimdi bu kim mince kim bunun bir adını koyalım. Bu kim mince bu sezon yapılmış en iyi transfer denen büyük bedellerle transfer e, edilme ihtimali potansiyeli barındıran. Onun Fenerbahçe'ye gelmesinden dolayı buradan binlerce kilometre uzaktaki Güney Kore'de Fenerbahçe maçlarının canlı yayınlanmasına sebep olan bir oyuncu. Ve şu anda ben Kimmice, yani Türkiye'de şu ana kadarki en iyi stoper performansı deyince ya bir çıkar ya iki çıkar değil mi abi? Kesin, ya bir çıkar kesin. ya iki çıkar. Bu adamı 84'te oyundan alıyorsun. Alabilirsin ama yerine forvet koyarsın. E hadi Muhammed bir forvet koydun diyelim onu. E stoperde o sahi nasıl oynuyor ya? E sen o zaman niye bozdun? Bak o zaman benim aklıma şu geliyor. Sen Kim Min kötü bir maç çıkardı. Cezalandırıyorsun Kim Min Cezalandırıyorsun. Ya çok affedersin. Sergio Ramos'un da kötü maçları oldu Real Madrid'de. Kimse onu cezalandırmadı 84. dakikada. Rio Ferdinand'ın da kötü maçları oldu. Kimse onu cezalandırmadı. Ya, ya böyle bir şey olabilir mi? Kim Min oyundan çıkması Mantıklı geliyordu bana da fakat hocam çok güzel izah etti onun yerinde Osay'ın ikame edildiğini görünce üçlünün devamını görünce yani ben Fenerbahçe adına dehşete kapıldım Serkan Bakın Kompans. bu kabul edilebilir bir şey değil Benim kafama az önce söylediğiniz ciddi anlamda takıldı Pelkas'ın antrenmanda evet. çok takdir topladığı Şimdi hemen şöyle kısaca bir baktım ee, oynamaya ihtiyacı var şeklinde bir yorumu var ya Vitor Pereira'nın Bizce de var bizce de var. Şimdi 3 Ekim tarihinden itibaren Muhammed Gümüşkaya 5 karşılaşmada toplam 51 dakika süre alıyor. 3 Ekim'i baz alarak bu istatistiğe baktım. O tarihten itibaren Pelkas'ın aldığı süre 300 dakikanın üzerinde. Şimdi hangisi daha çok oynuyor olarak çok basit bir mantıkla çıktı ama zaman bak, Pelkas hazır demektir o zaman. Çok güzel bir tespit ama yani Perere'yi anlamaya çalışarak delirmeyelim. ona doğru gidiyor biraz o zaman. Delireceğiz çünkü. Bak bu Osayi olayı çok uç bir örnek. Bin tane şey sayarız da ben yani gerçekten kabul edilebilir bir noktada olmadığını düşünüyorum bu durumun. Bugün sadece Gaziantep'e yenilmedi Fenerbahçe. Bugün Erol Bulut'a yenildi. Bugün adamı denemeden, izlemeden Kolker. gönderdiği Kolkır'a e yenildi. Ya şimdi bundan bir sene önce bana birisi dese ki Fenerbahçe iki tane stoper alacak. Biri e, Kıbrıs Rum kesiminden, birisi de Güney Kore'den. Ve onlar da takımın bel kemiği, omurgasında olacak falan dese... Yani herhalde olmaz dedim ya. Ama oldu. Çok iyi ki stoper var. Peki bu Kolkır'ın suçu neydi abi izlemeden gönderdin? Hani bugün tamam çok çok üst bir performansı olmasa da çocuk bir mücadele verdi. Yani kendisini denemeden istemeyen bir de Yalçın Aya'nın Beşiktaş'tan gidişi ya, Türkiye vardır. Ölçe, şekilde. Türkiye ölçeğinde kötü bir stoper değil. Yani hani Fenerbahçe'de e, oynayamayacak bir stoper de değil e zaten ayrıca. Zaten almış yani, Fenerbahçe bir şekilde. Ha, ben almışsın. alır mıydım almışsın. almaz mıydım tartışırım. Yani, ben konu, almazdım herhalde Fenerbahçe'ye kol kırı ama. Yani bugün o kadar çok şey var ki. E, ben Galatasaray'ı da katarak bir cümle kullanmak istiyorum. Bu sezon ligdeki en büyük mutlulukları ezeli rakiplerinin mağlubiyetleri oldu çok büyük bir aciz içindeler yönetim ve teknik heyetler olarak her iki kulüpte. Hı hı. Yani düşünsene bugün Fenerbahçeliler çok sevindiler. Çok güzel bir akşam üstü yaşadılar. 18'deki 18. maçta Galatasaray yenildi. Galatasaraylılar ise e, mağlubiyetlerin üzüntüsünü Fenerbahçe'nin yenilgisiyle unuttular. Koskoca Galatasaray ile Fenerbahçe birbirlerinin yenilgisine sevinecek noktadalar şu anda. Ligdeki gidişat bu. Ve e, kabul edilebilir bir nokta değil. Benim Teknik anlamda söyleyebileceğim tek şey Ahmet Hocam gibi e, birisi varken, e, Estağfurullah, Haldun abi gibi bir üstat buradayken ya yani ben açıkçası Serdar Dursunluk bir maç olduğunu hiç düşünmüyordum. Daha 11'ler açıklandığında Allah Allah ya dedim. Yani Rize ile ki ligin bence standartlarının altında bir takım Çaykur Rizespor e, ona hat-trick yaptı tamam ama tam berişalık maç diye düşündüğüm bir maçtı. Yani kendi futbol beklenti açısından çok vahim hatalar görüyoruz, forma adaleti görmüyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim, bu da duygusal, çocuksu futbol sever yanım. Yani ben kenarda Sosa'yı görünce çok şaşırıyorum şu sahada oynayan futbolculara bakınca. Sana bir ek yapayım Çok mi? şaşırıyorum farklı abi. Farklı bir ek yapacağım sana. Fenerbahçe 74. dakikada golü yedi ve 3-2 geri düştü. Oyunu 3 değişiklikle tamamladı. 20 dakikada 3 değişiklikle tamamladı. Yani şöyle o dakikadan sonra sadece oyuna giren Muhammed. Yani Muhammed 84'te oyuna girdi. 74 ile 84'e kadar bekliyorsun. Kenarda hatta daha ileri gidelim. Sosa ve Pelkas duruyor. Sen 5 değişiklik hakkını kullanmıyorsun. İşte bize bir şey anlatmaya çalışıyor yani Haldun niye abi. anlatmaya çalışıyor. Ben canım. bunu anlamayı ya, bıraktım. Ya ben artık Bak, yani söyleyeyim Serkas. ile birlikte ben artık Pereira'ya empati empati kurmak benim gerçekten çok sevdiğim övündüğüm bir özelliğimdir. Ben Pereira'ya empati falan kurmayı bıraktım. Delireceğim çünkü. Böyle... Ya şunu benim Allah sabır <laughs> versin. Benim benim söylediğim, benim söyleyeceğim şu. Yani diyor ki, e, yani ben buyum. Beni böyle kabul edeceksiniz. Ya, ya, da, da, ya da ya da ya da ya da paramı verip göndereceksiniz. Peki o soruldu. Bu Vitor Pereira'ya bugün soruldu. Hazırsa onu da ekranlara getirelim. Maç sonunda Vitor Pereira'ya birçok konu soruldu ama herkesin merak ettiği bir soru var. O da göreve devam edecek misiniz etmeyecek misiniz? Yani istifayı düşünüyor musunuz? Bakalım ne söyledi Vitor Pereira.